Valla sevgili arkadaşım, şimdi kazanım 86'ya geldik. Bu konunun en son kazanımı. Ben sana ne demiştim? Bir fonksiyonun mutlak maksimum ya da mutlak minimum değerlerini bulmak istiyorsak fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki uç noktalarına bakacağız. Bir de bu aralığa giriyorsa fonksiyonun ekstremum noktalarının apsisleri, onların da görüntülerine bakacağız. Bu görüntüleri karşılaştırdığımızda en büyük ya da en küçük değeri bu şekilde bulmuş olacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi dersler. Birinci sorumuzu şöyle bir baktığımız zaman ilk denemiştim sana fonksiyonun uç noktalarına bak demiştim. Tabii f'de eksi 2. Yazalım eksi 2, eksi 4, artı 3, eksi 1. F'de 5, 10, 13. Tamam. Şimdi bu fonksiyonun türevini alırsak şayet 2, değil mi? Zaten apsisi yok. Bu fonksiyonun türevinin bir köküne bakıyorduk. Bu fonksiyonun türevinin bir kökü yok. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz nedir? Bu fonksiyon, yani şöyle düşünecek olursak aslında bu fonksiyon grafiğini şöyle bir ben çizeyim. Oradan da daha rahat anlatabilirim. Çizebildiğim grafikleri çiziyorum. X'e 0 versek y'imiz 3. Y'ye 0 versek x eksi 2 bölü eksi 3 bölü 2. Sonrasında bunları birleştirdik. Ve birleştirdiğimiz bu doğru nasıl bir doğru? Hangi aralıkta sınırlı? Eksi 2 ile. Eksi 2 tabii ki burada. Eksi 2 ile 5 aralığında sınırlı diyor. Evet. Yani şurasıyla şurası. O zaman fonksiyonun mutlak maksimumu. Bu da mutlak minimumu. O zaman fonksiyonumuz mutlak maksimum değeri 13. Mutlak minimum değeri de eksi 1 mi diyoruz? Doğru mu? Evet. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz değerli arkadaşım? 5'e 13 mutlak maksimum noktası eksi 2'ye eksi 1 de mutlak minimum noktası. Şekil çizerek zihninde daha çok görselleştirmek istedim. Evet. Bu şekilde birinci soruyu bitirmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Yine kapalı bir eksi 2'ye 4 aralığı var. Öncelikle eksi 2 ile 4'ün görüntülerini bulalım. F'de eksi 2 yazarsak eksi 7. F'de 4 yazarsak değerli arkadaşım o da 5 mi çıkıyor? Evet. Şimdi bu fonksiyonumuzun türevini alalım bakalım. Ekstrem değerini bulmak için. Eksi 2x artı 4. 0 eşitleyelim. Türevinin kökü x eşittir 2 çıktı. Şimdi x elemanı mıdır? Eksi 2 ile 4 aralığının elemanıdır. Değil mi? Yani bunu şöyle düşün. Bunu şöyle düşün. Bir tarafta eksi 2 noktası var. Bir tarafta 4 noktası var. Ve şu tepe noktası da nedir? Bunun türevinin kökü de 2 noktası. O zaman biz bu uç değerlere bakmamız lazım. Eleman olduğu için bunun da görüntüsüne bakacağız. Dolayısıyla F2'ye de bakalım. F2'yi götürüp denklemde yerine yazdığımız zaman 9. O zaman bu mutlak maksimum değeridir. Doğru mu? Ama bizden istenen şey nedir? Fonksiyonun mutlak maksimum, mutlak minimum noktalarını soruyor. Bu da mutlak minimum değeridir. Mutlak minimum değeridir. O zaman eksi 2'ye eksi 7 ve minimum, mutlak minimum noktası ve 2'ye 9 mutlak maksimum noktası olacaktır değerli arkadaşım. Geldik üçüncü sorumuza. Grafik çizeyim. Her zaman olduğu gibi hatırlar mısın? Bu tür sorularda ben sana grafik çok çizdim. Tabii harikayım değil mi? Dehşet çiziyorum. Dehşet. Allah'ım ya Rabbim şu çizişe bakar mısınız? Kendi çizimden utanıyorum yahu. Sen kusuruma bakma daha güzel çiz. Neyse idare ederiz işte. Şurası pi bölü 2. Burası pi. Burası 3 pi bölü 2. Burası da 2 pi idi. Tabii ki burada 1, şurada da eksi 1'di değil mi? 0,2 pi aralığında fonksiyonun mutlak maksimum değeri burasıdır. Mutlak minimum değeri de burasıdır. Yani 3 pi bölü 2'ye eksi 1 mutlak minimum. Pi bölü 2'ye 1 de mutlak maksimum noktasıdır. Türev alalım istersen. O şekilde göstermeye çalışalım. Ne dersin? Fonksiyon türevini aldığımız zaman kosinüs x eşittir sıfırdan. Kosinüsün sıfır olduğu değerler nelerdir değerli arkadaşım? Şöyle bir bakalım. Nedir? Sıfır da sıfırdır.
Başka pi bölü 2 de 0'dır. Başka nedir? 3 pi bölü 2 de 0'dır. Değil mi? Bir de 2 pi de 0'dır. Bunları biliyoruz. Şimdi bunların görüntülerine bakalım. F0 nedir? F0 0'dır değil mi? Fonksiyonda yerini yazdım. F0 0. F pi bölü 2 1'dir. F'de 3 pi bölü 2 tabii sinüste bunu götürüp yerine yazıyorum. F dediği için. F'de 3 pi bölü 2 nedir? Eksi 1'dir. F'de 2 pi yine 0'dır. O zaman şurada belirttiğim gibi mutlak maksimum, şurada mutlak minimum oldu değerli arkadaşlarım. Geldik bu bölümün dördüncü ve son sorusuna. Hay hay. Tabii ki öncelikle F'de eksi 1 uç noktalara bir bakalım demiştik. Eksi 1'in görüntüsüne bakalım. F'de eksi 1 14 mü çıkıyor? 14 çıkıyor götürüp yerine yazarsak. F'de 2'yi bulalım. F'de 2'de 23 mü çıkıyormuş? 23 çıkıyor. Tamam. Tabii bunların önceden hazırlıyorum uzatmayayım diye. Yazdığını ya zaman yerine çıkacak. Fonksiyon türevini alalım. Fonksiyon türevini aldığımız zaman 12x küp eksi 12x kare. Tabi buradan 12x kare parantezine alırsak x eksi 1. O zaman köklerimiz 0 vardır. Bir de 1 vardır. Yani 0 da çift katlı köktür. 1 var. En büyük derece terim işareti artı kök geldik. Eksi yine eksi. Azalan, azalan, artan oldu değil mi? Şimdi bu bulduğumuz kökler 0 ile 1 bu aralığa giriyor mu? 0,1 elemanı mıdır? Eksi 1 ile 2 aralığına tabii ki de girer. O zaman hemen bunların da görüntülerine bakalım. Eksi 0 eşittir 7. F'de 1 eşittir. Hemen F'de 1'in de görüntüsüne bakalım. Bu da 6 mı yapıyor? Bu da 6 yapıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey değerli arkadaşım bu noktaların hepsini karşılaştırmak. En büyük değer 14. O zaman eksi 1'e 14 mutlak maksimum noktası. En küçük değerimiz de 6. 1'e 6 da mutlak minimum noktası. Anlaştık mı? Evet değerli arkadaşım bu şekilde kazanım 86'nın da sonuna geldik. Bir sonraki kazanım 87'de görüşmek dileğiyle. Pardon 88'in sonuna geldik. Nerede görüşeceğiz? 86'nın sonuna geldik. Evet 87'de görüşmek üzere. Hoşça kal.